Ablamı aradım. Geliyor şimdi. Bir şey diyememişsinizdir. Ben size gidip yiyecek bir şeyler alayım. Ay, hiç gerek yok. Teşekkür ederim. Olmaz öyle şey. Ben bir tost yaptırıp hemen geliyorum. Merhaba. Gelmene çok sevindim Hançer. Engin de ben de sadece sana faydamız olsun diye buradayız. Cihan'ın arkadaşlarıyız diye çekinme lütfen. Teşekkür ederim Yasemin Hanım. Hanımı boş ver. Abla desen. Ne oldu Hançer? Niye ayrıldın evden? Çayları getirdim. Dostlar da geliyor şimdi. Başka bir şey isterseniz. Ben hiçbir şey istemiyorum gerçekten. Benim birkaç telefon görüşmesi yapmam gerekiyor. Birazdan gelirim yanınıza. Ne oldu? İmzalanacak evrakları getirdim Cihan Bey. Sana topla dedim mi? Çek! Hadi yürü git! Nedir durum? Nereye gittiler? Bir aksilik oldu Cihan Bey. Peşlerinden gidemedim. Ne demek gidemedim? İzlerimi mi kaybettin yani? Plakasını aldım ama. Trafikte görevli arkadaş yardımcı olacak. Arabanın nereye gittiğini öğreneceğim. Adamın kimliğini de araştırıyorum. Oyalanma. En kısa sürede o adam kimmiş öğren bana. Randevu listesinde adını görünce çok şaşırdım. Hançer, sen sağlıklı bir kadınsın. Doğal yöntemlerle de hamile kalabilirsin. Nereden çıktı o tüp bebek işi? O istedi. Sen istiyor musun peki? Söyledin mi peki bunu Cihan'a? Söyledim. Çok sinirlendi. Kavga ettik. Ben başta niye böyle davrandığını anlayamamıştım. Ama şimdi anlıyorum. Hala eski karısını seviyormuş. Ne? Bunu kendisi mi söyledi? Dayısının kızı Beyza söyledi. Her şeyi anlattı bana. Beyza... Beyza o konakta mı? Evet. Halasıyla birlikte yaşıyor. Ya o konaktan yanıma gidip gelen sadece o var. Koca konaktan sadece o yakınlık gösteriyor bana. Hançer. Bak canım. O kadın... O kadın...
kadının ne dediğinin hiçbir önemi yok canım. Sancıyan'ın geçmişine takılma. Bak şimdi yepyeni bir yuva kurdunuz. Sen sadece yuvanla ilgilen. Evlilik emek ve sabır demek. Yani evet, Cihan'ın yaptıklarını ben de onaylamıyorum ama... böyle ilk kavgada evden çekip gitmek de olmaz, öyle değil mi canım? Siz şimdi birbirinizi tanıma sürecindesiniz. Sen ona bir adım at ki o da sana bir adım atsın. Ondan sonra her şey yoluna girer zaten. Öyle bir ihtimal yok bizim için artık. Anlıyorum. Cihan zor bir adam. Bu yüzden birbirinizi anlamanız birazcık zaman alabilir. Ama sana tavsiyem, bu süreç içerisinde sana ne kadar baskı yaparsa yapsın, tüp bebek tedavisini asla kabul etme. O ilaçları bünyene yüklemek seni çok sarsar. Mecburi olmadığı sürece hiç kimseye önermem böyle ağır bir tedaviyi. Gerek kalmadı zaten böyle bir şeye. O eve geri dönmeyeceğim ben artık. Dokunmadım bile. Hiç değilse bir lokma al bari. İçim almıyor inanın. Ben çok meşgul ettim sizi. Kalkayım artık. Benim şu an bir işim yok. Bak ne güzel sohbet ediyoruz. Ama ben çok konuştum tabii. Sıkıldın değil mi? Ya hayır. İnanın o kadar iyi geldi ki sizinle konuşmak. Beni çağırdığınız için çok teşekkür ederim. Nereye gideceksin peki? Ailene de haber vermemişsin. Onlara söyleyemem. Neden? Yoksa aranızda bir sorun mu var?